AFAD'dan açıklama gerçekleştiriliyor. Deprem ve risk azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ı dinleyelim. Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698 an itibariyle. Bunlara ilave olarak aynı zamanda biliyorsunuz AFAD gönüllülük sistemi içerisinde oluşturulan yerel destek ekipleri var. 3838 gönüllü AFAD gönüllüsü, 1886 yerel destek ekibi, 2867 korucu yerel destek ekibi ve 1285 yine deprem bölgesindeki illerden yerel destek ekipleri şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Görevlendirilen toplam iş makinası 1511, araç sayısı ise 216. Tüm 81 ilimizdeki AFAD il müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiş durumda ve bu bölgelerdeki deprem bölgesi dışında kalan tüm AFAD il müdürlüklerimizdeki ekipler yine bölgeye sevk edilmiş durumdalar. Afet bölgesindeki illerimize şu ana kadar toplam 250 milyon TL acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Ne yazık ki can kayıplarımız artıyor. An itibariyle yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1651. Yaralı sayısı 11.119. Yıkılan bina sayısı 5.606. Bu arada tabii arama kurtarma ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 6.445. Bölgede bir yandan tabii arama kurtarma faaliyetleri devam ederken diğer yandan da hayatı normale döndürme adına faaliyetler de yürütülmekte. Ancak BOTAŞ özellikle ham petrol akışını yine tedbiren durdurmuş durumda bölgede. Bu tamamen tedbiren bir alınan karar. Bunun dışında özellikle Türk Telekom sabit şebekesinde deprem bölgesinde herhangi bir kesinti bulunmamakta. Yine deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörlerle birlikte ekipler sevk edilmiş durumda. Tabii bölgede ağır yoğun kış koşulları da mevcut. Özellikle bu anlamda vatandaşlarımızın, afetzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını da gidermek adına bir takım önemli çabalar sarf edilmekte. Şu ana kadar bölgeye toplam 300 bin battaniye, 22 bin civarında yaşam çadırı, yine 27 bin civarında yatak, yine benzer şekilde çadır malzemeleri ve mutfak setleri gönderilmiş durumda. Afet beslenme grubunun koordinasyonunu yürüten Kızılay'dan yine 82 ikram aracı, 8 mobil mutfak, 6 mobil aşevi, 7 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 156 araç ve 975 personel bölgeye intikal etti. Yine aynı şekilde jandarmadan 2 mobil mutfak ile bir takım yine sivil toplum kuruluşlarımızdan da bölgeye intikal eden mobil mutfakların olduğunu söyleyebilirim. Evet, bunun dışında yine ısrarla vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi bilgi kirliliği. Halen bu bilgi kirliliği ne yazık ki bölgede devam ediyor. Bize gelen bilgiler azalmakla birlikte halen devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımıza bir kez daha burada devletin resmi kurumlarından yapılan uyarılar, bilgilendirmeler dışında başka bir takım bilgilere itibar etmemeleri şeklinde olacaktır. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına yine başsağlığı diliyor. Teşekkür ediyorum efendim. Ayağımız bir deprem daha artçı geldi. Bir daha sallanıyoruz. Yine sallanıyoruz. Yine sallandı. Artçılar geliyor. Ev sallanıyor. Ev sallanıyor. Sallanıyor. İçeride itfaiye yeri var. İçeride itfaiye yeri var.
Evet efendim, 1939'daki Erzincan depreminden sonra Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem, arkasından 7.7'lik deprem, arkasından da 7.6'lık deprem. İki depremi 9 saatte, iki ayrı depremi, sarsıcı depremi yaşadı Türkiye. Şimdi önemli bir nokta. Biraz önce Erdinç Öz Yılmaz da aktardı, bölgede bulunan Ankara Haber Müdürümüz Gürsun'da. İkinci depremde yıkılan bir binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Fakat saat 1.30'dan itibaren an be an Haber Global izleyicileri de bu ekranda takip edebildiler oradaki çalışmaları. Artçı sarsıntılar bir türlü fırsat vermiyor. Yani çok canlı yayına da yansıdı o sallantılar. Oradaki ekiplerin çabasını da zorluyor aslında. Oraya döneceğiz birazdan. Çünkü orada enkaz altında kalan 3 kişi, hayatta olduğu bilinen 3 kişi var. Birinin hatta ayağı görünüyor, ancak tüpün altında, mutfak tüpünün altında eli sıkıştığı için bir türlü çıkarılamıyor. Saatlerdir onu çıkarmak için mücadele veriyor ekipler. O noktaya döneceğiz. Ama önemli bir nokta. Şimdi artçı sarsıntılar nedeniyle kimse binalara giremiyor. Zaten